Vebalı muamelesi görmek hakikaten devlet tarafından vatandaşın vebalı muamelesi görmek çok ağrıma gitti, çok dokundu bana. Bunun için mücadele verdik ama hani mahkemelerde tamamen kör sağır rolü oynuyor. Bir şekilde işin içinden çıkamıyorsunuz, kapılar yüzünüze kapanıyor. Normal bir prosedürle ihraç edilmedik yani herkes gibi. Bir gecede işte bir KHK ile ihraç edildiğimizi duyduk, gördük, gazetelerden, basından, internetten öğrendik. Birçok hayalimiz vardı, birçok yapmamız gereken şeyler vardı. Bunların hepsini ertelemek, ötelemek zorunda kaldık. Örneğin 13 yıllık ben evliyim. 13 yıldır 3 tane tüp bebek denedik. Çocuk olmadı, nasip olmadı. Tam ihraç olduğumuz dönemlerde ben koruyucu aile olmayı düşünüyorduk eşimle. Böyle bir karar vermiştik. Sonradan işte bu olay patlayınca 15 Temmuz'dan sonra duyduk ki hani verdikleri çocukları da geri alıyorlar. Bu şekilde koruyucu aile olma hayalimiz de ertelenmiş ve suya düşmüş oldu. Erciş 80 bin nüfusa sahip. Merkez nüfusu 80 bin. Köyleriyle beraber 200 bin nüfusu olan bir ilçemiz. Doğu'nun en büyük ilçesi. Yeşilliği ile meşhur. Güzel bir ilçemiz. Dolayısıyla ben 17 yıldır Erciş'teyim. 17 yıldır normalde bir insanı, bir memuru bir ilçede tutmak zordur ama ben gönüllü bir şekilde severek kalıyorum. Hayal şu aslında, yani bu süreç bana şunu gösterdi. Aslında hakkın, hukukun ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Yani haksızlığın küçüğü büyüğü yoktur, bunu öğrendim. Hangi insana yapılırsa yapılsın, hangi görüşten insanlara yapılırsa yapılsın, haksızlığın ne kadar kötü olduğunu öğrendim. Sağlık memuruyum. 672 KHK ile Erciş Devlet Hastanesi'nde çalışırken ihraç edildim. 10 Ağustos'ta açığa alındım. 1 Eylül 2016'da ihraç edildim. İhraç edildikten sonra ben Sağlık Bakanlığı'na bir yazı yazdım, bir dilekçe yazdım. Sağlık Müdürlüğü kanalıyla Sağlık Bakanlığı'na gönderdim. Dedim ki ihraç edilmiş bir sağlık memuruyum dedim. Erciş'te bir sağlık kabini açmak istiyorum. Mesleğimi özel olarak icra etmek istiyorum. Herhangi bir sakınca var mıdır diye bir dilekçe gönderdim. Gelen cevapta bana açabilirsin, herhangi bir sakınca yoktur diye bir cevap geldi bana. Fakat ben bu cevabı Sağlık Müdürlüğü'nden isteyince bana yazıyı vermediler, sadece şifayen söylediler. Ben de iş yeri tuttum, kiraladım. Sağlık kabini açmak için gereken prosedürleri yerine getirdim. Bunun sonucunda Sağlık Müdürlüğü'ne ruhsat almak üzere üst yazıyla başvurdum. Sağlık Müdürlüğü en son bana işte tıbbi atık sözleşmen eksik, bunu da yap getir dedi. Ve onu da yaptım, ertesi gün verdim. Ondan sonra bir 14-15 gün sonra bana bir cevap geldi. Erciş'te bir tane devlet hastanesi, bir tane 14 tane aile sağlığı merkezi bulunduğundan, bir de özel tıp merkezi bulunduğundan sağlık kabinine ihtiyaç yoktur gibisinden bir cevap verildi bana. Ertesi gün Sağlık Müdürlüğü'yle görüşmeye gittim ben. Sağlık Müdürlüğü'nün kendisiyle görüşmeye gittim. Kendisi beni kabul etmedi, görüşmek istemediğini söyledi. Ben de sekreterine hani ben bir problemim var, problemin çözüm yeri burası, sonuçta Sağlık Müdürlüğü'yle görüşmek zorundayım. Kendisine ilettim bunu, bir türlü kabul ettiremedim, görüşmek istemedi. İşte yardımcısıyla görüştüm. Yardımcısı işte bir türlü olayı kavramadı. Ya işte sağlık kabinine ihtiyaç yok gibisinden bir bahane ürettiler. Ben de oradan kalkıp valiliğe gittim. Valiliğe derdimi anlattım. Sağlık Müdürlüğü hakkında şikayetçi oldum. İdare Mahkemesi'ne dava açtım. Keyfi bir uygulama, ruhsat verilmiyor gibisinden İdare Mahkemesi'ne dava açtım. İdare Mahkemesi beni haksız gördü. İşte bu iş Sağlık Müdürlüğü'nün yetkisindedir. İster kabul eder, ister etmez, ister açtırır, ister açtırmaz gibisinden bu anlama gelen bir cevap verdi bana. Daha sonra üst mahkemeye taşıdım ben olayı, Bölge İdare Mahkemesi'ne. Bölge İdare Mahkemesi de 4 yılın sonunda beni haklı gördü, açabilirsin dedi. Yani daha önce açmış olduğum sağlık kabini, kirasını vermiş olduğum sağlık kabini bütün masraflarıyla heba oldu. Dolayısıyla Sağlık Müdürlüğü keyfi bir uygulamayla, İdare Mahkemesi de keyfi bir karar ile benim 4 yılımı heba etti. Öbür taraftan bana silahlı terör örgütü üyeliğinden ceza soruşturması açıldı. Van Ağır Ceza'da yargılandım.
3 yılın sonunda beraat ettim. Beraat edeli yaklaşık 1,5 yıl oldu ama hala göreve iade edilmedim. OHAL komisyonu hakkımda red kararı verdi. OHAL komisyondan sonra Ankara İdare Mahkemesi'ne olayı taşıdık. Zaten KHK'lılar için 4 tane idare mahkemesi belirlemişler. Bu 4 idare mahkemesinden bir tanesine gitmek zorundasın. Normalde her ilin 81 ilin idare mahkemesine gidiyor olabilmek varken sadece Ankara'da 4 tane idare mahkemesi belirlenmiş. Yaklaşık 1 ay oldu Ankara İdare Mahkemesi'nde duruşmam yapıldı. 10-15 güne kadar sonuç belli olur denildi ama hala belli değil. Hala bekliyoruz. Öbür taraftan ihraç edildikten sonra mesela sağlık güvencem olmadığı için ben kaymakamlığa yeşil kart başvurusunda talebinde bulundum. Kaymakamlık idari yani yazı işleri müdürlüğü işte kaymakamın kesin emri var FETÖ'cülere yeşil kart yok gibisinden kestirip attılar. Ben hani yazılı talepte bulunuyorum, siz de bana yazılı bir cevap verin diye söyledim. Ama yazılı cevap da vermediler. Israrla yazılı cevap istediğim halde vermediler. O dönemin işte kaymakamı gittikten sonra yeni bir kaymakam geldi. Tekrar talepte bulunduk. Yaklaşık 2 yılın sonunda yeşil kart alabildik. Hasılı yani birçok konuda, birçok yönden, birçok şeyden zulme maruz kaldık. Haksızlığa maruz kaldık. Yani sağlık müdürlüğüne görüşmeye gidiyorsun. Müdür görüşmek istemiyor. Devletin bütün kapıları üzerine kapanıyor, üstüne kapanıyor, yüzüne kapanıyor. Oysa yani benim görüşmek istediğim sadece hani bir niye sağlık kabini açılmasına izin verilmiyor gibisinden bir sadece bir durum değerlendirmesi yapmak istiyordum ama ısrarla görüşmek istemedi. Yani bir vebalıymışın gibi bir vebalı muamelesi görmek hakikaten devlet tarafından vatandaşın vebalı muamelesi görmek çok ağrıma gitti, çok dokundu bana. Bunun için mücadele verdik ama hani mahkemelerde tamamen kör sağır rolü oynuyor. Bir şekilde işin içinden çıkamıyorsunuz, kapılar yüzünüze kapanıyor. Dolayısıyla KHK TV bize mikrofon uzattığı için, bize derdimizi anlatma fırsatı verdiği için KHK TV'ye teşekkür ediyorum. Ben görevdeyken hani ihraç olduktan sonra normal bir prosedürle ihraç edilmedik. Yani herkes gibi bir gecede işte bir KHK ile ihraç edildiğimizi duyduk, gördük gazetelerden, basından, internetten öğrendik. Fakat birçok hayalimiz vardı, birçok yapmamız gereken şeyler vardı. Bunların hepsini ertelemek, ötelemek zorunda kaldık. Örneğin 13 yıllık ben evliyim. 13 yıldır 3 tane tüp bebek denedik. Çocuk olmadı, nasip olmadı. Tam ihraç olduğumuz dönemlerde ben koruyucu aile olmayı düşünüyorduk eşimle. Böyle bir karar vermiştik. Sonradan işte bu olay patlayınca 15 Temmuz'dan sonra duyduk ki hani verdikleri çocukları da geri alıyorlar. Bu şekilde koruyucu aile olma hayalimiz de ertelenmiş ve suya düşmüş oldu. Yani tamamen bir büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir haksızlık, büyük bir hukuksuzluk olduğunu ta ilk günden biliyorduk. Belki dedik hani devlet bir şekilde yaş ile kuruyu ayırır, bir şekilde bu yanlıştan döner. Ama aradan zaman geçtikçe bir baktık ki yok yani bu iş olmuyor. Ballı börek tabiri yerindeyse siyasi iktidar için. Ben o zaman Cumhurbaşkanı'na CİMER üzerinden bir mektup yazdım, bir mail gönderdim. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım dedim, siz dedim bir şiir okuduğunuz için Pınarhisar cezaevine atıldığınız zaman dedim bana çok dokunmuştu dedim. İlk seçimde 2 Kasım 2002 seçimlerinden önce gittim ben Ağustos sıcağında tam 3 saat güneşte bekledim. Seçmen kütüğümü çıkardım, gittim ilk seçimde size oy verdim. Ancak dedim kaderin garip cilvesi gel gör ki dedim. Sizin çıkardığınız bir KHK ile 13 yıllık devlet memurluğu hayatımdan bir gecede atıldım dedim. Yetmedi üstüne terör örgütü üyeliği yaftası yedim. Eğer dedim bu yanlışların farkında değilseniz dedim
aha da size bildiriyorum dedim. Bu yanlışlardan dönün dedim. Yok bile bile yapıyorsanız eğer dedim ki benim ihracıma sebep olan da bir bankaya para yatırmak, sendikaya üye olmak. Herhalde bankaya para yatırmak ve sendikaya üye olmak da bir şiir okumak kadar masumca bir iştir dedim. Dolayısıyla eğer bile bile yapıyorsanız dedim, her iki dünyada sizden davacıyım dedim. Her iki elim yakanızdadır dedim. Maili gönderdim. CİMER'e normalde gönderdiğiniz her bir maile, her bir şikayete, her bir hususa anında cevap gelir ama 4 yıl oldu hala bana cevap gelmedi. İlk aklıma gelen sağlık kabini açmak oldu. Sağlık kabinini zaten ihraçtan hemen 2-3 ay sonra böyle bir girişimde bulundum. Bu akamete uğrayınca bu sefer özelde çalışabilmenin yollarını aradım. Etrafımdaki özel hastaneler, hastaneler zaten kısıtlıydı. Gittiğim hepsi de yok çalıştıramayız, işte ihraçsınız, biz şu an bize yazı gelmiş, işte yazı olmasa bile sözlü emirler var, biz çalıştıramayız sizi dediler. Ben Ankara'da, İstanbul'da iş aradım. Yani oralarda genel itibariyle hani ihraç olduğum için herhangi bir özel hastane iş vermeye yanaşmadı o dönemlerde. Daha sonradan işte 2,5 yılın sonunda bu sefer iş verdiler ama asgari ücretin altında iş vermeye başladılar. Ankara gibi bir yerde, İstanbul gibi bir yerde asgari ücretin altında çalışabilmek imkansızdı. Dolayısıyla ben yani bulunduğum yeri değiştirip düzeni değiştirip oralarda düzen kurup efendim özel hastanelerde o ücretlere çalışabilmenin imkansız olduğunu da biliyordum. Akrabaların yardımıyla birazcık kendi çevremde bulunan insanların benden özel sağlık hizmeti almasıyla ayakta durmaya çalıştım. Yani günübirlik iş yapmaya çalıştım. Hala öyleyim. Dolayısıyla yani aileye bir yük olduk. Aile bize düzenli bir gelir sağlamak zorunda kalıyor. Dolayısıyla ben ve eşim bu süreçte çok sıkıntılar çektik. Çok büyük sıkıntılara katlandık. Ama bir şekilde bu sürecin bitmesini bekliyoruz. Bir şekilde artık devletin yaptığı bu haksızlıkları, hukuksuzluklardan bir an önce dönmesini bekliyoruz. Gelecekten aslında şöyle umutluyum. Yani Türkiye Cumhuriyeti 80 milyon nüfustan ibaret bir ülke. Eninde sonunda hukuk yerini bulacaktır diye düşünüyorum. Fakat bunun için topyekün her bireyin, her ferdin, her örgütün, her siyasi partinin üzerine düşeni layıkıyla yerine getirmesi gerekiyor. Eninde sonunda hukuk gelecektir. Eninde sonunda Türkiye düze çıkacaktır. Eninde sonunda haklı haksız ayrımı yapılacaktır. Benim gibi mesela o gece, isterseniz o geceden bahsedeyim, 15 Temmuz gecesinden. Ben o gece hastanede nöbetçiydim. Ameliyathane sorumlusuydum. 3 tane ameliyat aldık o gece. Daha sonradan işte bir hareketlilik falan olduğunu duyunca, bir darbe olabileceğini duyunca ben kendim inisiyatif alarak arkadaşlardan bir ekip daha çağırdım. Hani böyle bir çatışma olursa, bir kurşunlanma şu bu olursa ekibi iki katına çıkardım. Hazırlıklı olalım, bakarsınız olabilir ameliyathaneye gelebilir böyle şeyler. Hazırlıklı olalım diye. Ben bütün bunu düşünüp yapmış iken benim de 15 Temmuz'dan sonra silahlı terör örgütü üyeliğiyle yaftalanıp benimle beraber o gece hastanede çalışanlara teşekkür belgesi verilmesi hakikaten çok dokunaklı, çok benim için rencide edici bir durum. Hiçbir şekilde yani devletin nazarında resmi olarak böyle bir şey ile yargılandık. Beraat ettim. Haliyle beraat eden bir insanın da yargı kuralları geçerliyse demek ki silahlı terör örgütü üyesi değilim anlamına gelir. Kaldı ki beraat etmesem bile ben hiçbir şekilde suça bulaşmadım. İlk defa hayatımda nezarethane gördüm. İlk defa hayatımda ağır cezada yargılandım. İlk defa hayatımda hakim karşısına çıktım. Dolayısıyla bugüne kadar benim herhangi bir adi bir vakaya bile bulaşmamışken ağır cezada yargılanıp silahlı terör örgütü üyesi ile yaftalanmak benim gururuma, izzetime, onuruma çok dokundu. Ama hiçbir şekilde de bana yapışmıyor bu etiket. Hiçbir şekilde yani beni tanıyan, bilen insanlar ya biz seni biliyoruz, biz seni tanıyoruz.
diyorlar yani. Aslında hepsi de böyle. Yani Sait, sen aslında bir şeyler yapmışsın, bir şeyler olmuş demek ki diyen insanlar belki binde bir. O da çok iyi tanımayan insanlar böyle bir şey düşünebilir hakkımda, ama beni tanıyan insanlar, beni bilen insanlar benim ne olduğumu biliyor. Benim kimseyi incitmeyeceğimi, kimseye zarar vermeyeceğimi çok iyi bildikleri için, ben de kendimi bildiğim için dolayısıyla böyle bir yaftayı hiçbir zaman kabullenmedim. Hiçbir zaman acaba olur muyum diye düşünmedim. Sadece devletin bir yanlış yaptığını çok iyi biliyorum. Devlet bu yanlışından ne zaman geri adım atar, bunu bekliyorum. Huzurlu musun? Huzurluyum. Yani hiç olmadığım kadar huzurluyum. Çünkü haksız bir yere, hukuksuz bir yere zulme uğramak, haksızlığa uğramak aslında aktif sabır gösterdiğiniz sürece dinimizce de inancımızca da bunun bir sevabı var. Bunun bir şeyi var. Yani dolayısıyla ben 4 yıldır sabrediyorum. 4 yıldır kalbimi yokluyorum. Herhangi bir şekilde bir suç işlemediğimi çok iyi biliyorum ve dolayısıyla hani bunun bir şekilde geçebileceğine inanıyorum. Hayal şu aslında, yani bu süreç bana şunu gösterdi. Aslında hakkın, hukukun ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Yani haksızlığın küçüğü büyüğü yoktur. Bunu öğrendim. Hangi insana yapılırsa yapılsın, hangi görüşten insanlara yapılırsa yapılsın, haksızlığın ne kadar kötü olduğunu öğrendim. Dolayısıyla kime yapılırsa yapılsın ve kim yaparsa yapsın, haksızlığın karşısında, zalimin karşısında, haklının yanında yer alacağıma kesin karar vermiş durumdayım. Bu şekilde insanlar bu ihraç edilen, örneğin hani %99.8'i üniversite ve daha yüksek eğitimli insanlar, bunlar eğer Türkiye'de haktan, hukuktan yana haksızlığın karşısında bir tavır sergilerlerse eğer, bu Türkiye için çok büyük bir kazanım olacaktır. Ben buna inanıyorum. Son mesajım şudur. Toplum maalesef yeterince bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu göremiyor. Yani birazcık insanların antenlerini açıp olan bitenin farkında olmalarını istiyorum, diliyorum. Ama insanlar farkında olmasa bile devlet yetkilileri, devlet büyükleri sonuçta neyin ne olduğunu çok iyi biliyorlar, çok iyi görüyorlar. Dolayısıyla benim gibi sıradan memur insanlara, sıradan sendika, efendim bankaya para yatırmış insanlara bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu yapmamaları gerektiğine inanıyorum. Devlet eğer hukuk çerçevesinde davranırsa birçok sorun kendiliğinden çözülecektir. Ben istiyorum ki Türkiye insan haklarının geçerli olduğu, adaletin geçerli olduğu, ilimin, bilimin geçerli olduğu, efendim teknolojinin geçerli olduğu, medeniyetler çağını yakalamış bir Türkiye hayal ediyorum, tasavvur ediyorum. Bu da inşallah olacaktır. Ben bundan ümidimi kesmedim. Bu bir süreçtir, geldi geçecektir ama Türkiye'nin önü aydınlıktır. İnsanlarımız eğitim sahibidir. İnsanlarımız Avrupa'yla, medeni dünyayla entegre olmaya istekli, heveslidir. Dolayısıyla ben Türkiye'nin önünün açık olduğunu, bizim önümüzün açık olduğunu, çünkü herhangi bir suç işlemediğimizi çok iyi biliyorum. Dolayısıyla bu hukuksuzlukların bir gün biteceğini, ama benim temennim o ki bir an önce bitsin. Bir an önce yetişmiş bizim gibi kalifiye elemanlar devletine, milletine hizmet etsin. Bir an önce elimizden geleni yapabilelim ki çorbada tuzumuz olsun, ilerlemede bir katkımız olsun.